Adın ne? Yaşar Yaşamaz. İçeride herhangi bir düşmanın var mı? Yok. Murtaza. Buyurun müdürüm. Fotoğraf çektikten sonra Adem Baba koğuşuna götürebilirsin. Emredersiniz müdürüm. Hadi. Bak Osman'cığım, tavuğun en önemli yeri boynudur. Gerdana yapıştırılır bırakmayacaksın zaten. O dakika debeleniyor ayağım. Ya sen ne acayip bir insansın Hüseyin abi ya. Ya tavuktan başka bir şey bilmiyor musun? Tavuk, tavuk, tavuk. Sonuçta tavuk kendi kakasını yiyen bir hayvan ya. Ya bu kadar da abartmayalım bu tavuğu. Tövbe de. Su içerken Allah'a bakıyor ama hayvan. Ya sen ne kültürsüz bir adamsın ya. Ya sana anlattıklarım var ya, bir tavuk kültürüdür ya. Abicim, tavuğun kültürü olmaz ya. Tavuğu kesersin, yersin. Bu kadar basit. Tamam mı? Sen tavukları Indira Gandhi yapa yapa tavuk gibi düşünüyorsun ya. Hadi be. Bulut hep aynı bulut. Efendim abi? Bulut diyorum. Her yerde aynı bulut. Ural. Beyazı var. Gris var. Kümülüsü var. Her yere aynı şekilde geliyor. Her yere aynı şekilde gidiyor. La bulut işte be abi. Bir geliyor bir gidiyor. Ne ilginç ki bunun. İstersen konuyu değiştirelim ha. Değiştirelim abi. Seninle de bir türlü anlaşamıyoruz ha. Nesi değişikse. Ulan bu entellerin muhabbeti çekilmiyor ha. Eyvallah yeğenim. Baro. Beyler hakem benim. Mahkeme ne oldu Roman Bekir? Abi hiç sorma ya. Altıncı ay attılar be abi be. İyi azatmış bu sefer. Öyle deme be abi. Kaç yıldır yatıyoruz biz burada. Bizim mevzumuz küçük bir soygundu. Hırsızlık be abi be. Görüyorsun değil mi? Sabah akşam başında durursan böyle olur işte. Tüpü bitti televizyon. Hadi kalk kalk yatalım. Hadi. Yarına bir tamirci olur gösteririz. Yengeciğim günaydın. Günaydın. Televizyonunuz bozulmuştu, haber verdiler. Onu almaya geldim. Tabii, buyurun içeri. Allah. Süheyla. Efendim Asım. Televizyon nerede? Bugün gönderdiğin tamirci aldı götürdü. Hangi tamirci? Sen göndermişsin ya. Süheyla sen moron musun? Ya nedir benim senden çektiğim yıllardır ya? Koca televizyonu nasıl verirsin el alemin adamına ya? Sen göndermişsin. Süheyla. Asım. Herkesin dediğine inanılır mı bu zamanda? Sen manyak mısın Süheyla? Lan kitapçı! Nereye? İyi akşamlar yengecim. Beyefendi karakolda şu anda. Acele çıktığı için cüzdan ve pantolonu almayı unutmuş. Onları rica ediyor. Hırsız yakalandı mı? Tabii yakalandı. Şu an sorguda. Siz biraz bekleyin. Ben pantolonla cüzdanı hemen getiririm. Tabii. Buyurun bu pantolon. Bu da cüzdan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun memur bey. Hı hı.
Havası var mı ya? Taze gibi şerefsiz ya. Taze gibi ya. 1,5 saat kaçtım peşinden. Yetişemedim ya. Sen karakolda değil miydin? Ne karakol ya? Az önce bir polis memuru geldi. Sen pantolonunla cüzdanını unutmuşsun. Onları istedi. Sakın. Sakın. Tabii tabii. Sen de camiden geldin zaten. Öyle be abi. Biz düşmüşük ekmek derdine. Herkes sinyal peşinde, herkes koparma peşinde satılmış abi. Bak biz kimseden bir şey kopartıyor muyuz? Abi bir sigara alabilir miyim abi? Masum da gelmiş. Abi bir dilek tutsak. Tutsak? Ulan zaten ömür boyu tutsaz. Üfle abi üfle. Peki hadi bir parça patlat da keyfimizi getir. Halil abi mezarı kurban da çekerler bana. Beyler, yeni mahkum arkadaşınız. Hadi Allah kurtarsın. Sağ ol abi. Halil ağa, sana emanet. Eyvallah. Hadi beyler, herkes işine. Bak şimdi. Sağ ol abi. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun birader. O yakla kal. Tamam. Sağ ol. Geçmiş olsun birader. Sağ ol abi. Ne içersin? Vallahi ne varsa içerim abi. Çay, kahve? Olur, bir kahve olur. Hay hay, cappuccino, espresso hangisi olsun? O ekette kıyak bir sene ha. Alo! Sıkırat. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Adın soyadın ne senin? Adım Yaşar da soyadımı söyleyince gülüyorlar abi. Soyadım Yaşamaz. Suçun ne? Adam mı öldürdün? Yok abi. Hırsızlık mı yaptın lan? Bize yakışmaz abi. Abi ayıp oluyor ama. Evet abi ya. Ne diye geldin lan? Hayrola, tecavüz mü? Yok ağalar, tövbe deyin ya. Sıkıştırmayın lan adamı. Otur evladım. Çıkar şu ceketini. Ha, rahatla şöyle. Hayda! Hayda! Abi durun, bir dakika bile olmadı abi ya. Şşş.
Çıkar lan adamın çekedini. Sen. Evlat. Sen de ne zaman istersen o zaman anlatırsın hikayeni. Aslına bakarsan benim hikayem biraz garip ağam. Yani ben varla yok arasında bir insanım ağam. Ya ben şu anda sizin karşınızda yaşıyor gözüküyorum ya. Normalde yaşamıyorum ağam. Nasıl yani lan? Ben şu anda sizin karşınızda varım ya. Normalde yokum. Nasıl yani lan? Şunu bir baştan anlat bakayım. Ağam ben çok küçük yaştayken babam tuttu benim kolumdan, götürdü nüfus dairesine. Ben nüfus memurluğuna gittiğimde devlet dairesiyle ilk defa tanıştım. Meğerse devlet dairesi ne kadar güzelmiş. İnsana ne güzel bir ilgi varmış içeride. Efendim nüfus kağıdı için gelmiştik de. Nüfus kağıdı için geldik. Ne istiyorsunuz? Hiç, sağlığını. Ne diyor baba? Daha bir şey demiyor oğlum. Nüfus kağıdın nerede? Aha burada. Gene ne diyor baba? Vallahi daha gene bir şey demiyor ya. Heh, tamam buldu. Adın Reşit mi? Evet. Doğum tarihin 1938 mi? Evet. 1954'te Hacer'le evlenmiş misin mi? Evet. Bundan bir oğlun olmuş mu? Evet. Adı Yaşar mı? Yaşar, evet. Bundan evvelkiler hep doğumdan sonra ölüyordu. Yaşasın diye adını Yaşar koyduk. O da yaşadı sağ olsun. Ellerinizden öperim. Öp oğlum beni. Öpeyim amca. Evet. Efendim nüfus kağıdı yok da nüfus kağıdı almaya geldim. Bak hele ha. Sen kime nüfus kağıdı alıyorsun? Aha bu oğlum Yaşar ha. Allah Allah, Allah Allah. Hiç ölüye nüfus kağıdı çıkar mı? Senin oğlun çoktan ölmüş. Ne diyorsunuz efendim? Ha burada sapasağlam yanımda duruyor. Allah Allah. Ben ölmüşüm. Yok oğlum lan ağlama. Bunlar ne bilsin sen ölmüşsün diri misin? Bir dakika kardeşim bir dakika. Emin olmak için kayıtlara yeniden bakalım. Ha, tamam. Adın Reşit mi? Evet. Baba adın Mehmet mi? Evet. 1938'de doğmuş musun? Evet. 1954'te Hacer'le evlenmiş misin mi? Evet. Bundan bir oğlun olmuş mu? Evet. Adı Yaşar mı? Evet. E kardeşim, buraya kadar defterin yazdığına inanıyorsun da oğlun Yaşar'ın öldüğü mü yanlış oluyor? Efendim, biz bu çocuğu okula kaydettireceğiz. Nüfus cüzdanı lazım. Biz onun için geldik. Hepsi bu. Tamam, tamam anlaşıldı. Heh, anlaşılmayacak ne var sanki tabii. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Sakın bir yanlış anlama veren olmasın efendim. Senin oğlun Yaşar 1930'da doğmuş. Demek ki 20 yaşındayken Kore'de şehit düşmüş. 1930'da? Evet. Ama 1930 doğumlu. Ben ne zaman doğmuşum? Sen de 1938'de doğmuşsun. Ya memur bey, yani ben oğlumdan sonra mı doğmuşum? Öyle mi diyorsun? Kardeşim ben demiyorum. Kayıtlar diyor kardeşim. Ben defterin yalancısıyım kardeşim. Ya biz de senin yalancını be. Kardeşim niye böyle yapıyorsun? Ya anamı dinimi arattınız ha bu çocuğu bir türlü yazdıramadım Allah'a. Ne memursam memurum. Anamı dinimi arattınız. Yeter Allah aşkına ya. Görevimi yapıyorum. Ne oluyor burada? Efendim arz ettim efendim. Ben burada kendilerine anlatıyorum bir türlü anlamıyorum. Oğluna nüfus kağıdı çıkartmak istiyor. Fakat maalesef çocuk ölü müdürü.
Ölü mü? Öl. Hayır efendim, ölü dediği oğlan uça karşınızda sapasağlam duruyor müdürüm. Rica ederim müdür bey, buyurun bakın, kayıtlar burada efendim. Ana adı, baba adı, çocuklar Yaşar, 1950'de Kore'de şehit düşmüş. Başınız sağ olsun. Böylece tabii şehit düşünce nüfusu kayıttan silinmiş, buyurun. Evet, ölmüş. Ama müdür bey, işte karşımızda sapasağlam duruyor benim oğlum. Müdür bey, sizin defterde bir yanlışlık olmasın? Defterde yanlışlık olmaz. Olsa olsa sen de bir yanlışlık olur. Ama şöyle olabilir. Kurbanın oğlum, ocağına düştüm. Evet, ne olabilir şey? Bak şimdi, sen dul bir kadın almışsın. O kadının senden önceki kocasından bir oğlu var. Adı da Yaşar. İşte o zaman Yaşar senden büyük olabilir. Senin üvey oğlun Yaşar senden büyük olabilir. Ama defterdeki kayıtlarda sen Yaşar'ın babası gözüküyorsun. İyi çıktınız işin içinden müdürüm. İş olsa olsa böyle olabilir. İşte bu. Peki o zaman bizim Hacer ne zaman becermiş bu işi? Bakalım, kayıtlarda o da var. Buyurun. Defter yalan söylemez. Buyurun bakın. Efendim, Bekir kızı Hacer, doğum 1948. İyi de 1948. Yani Hacer doğmadan 18 yıl evvel Yaşar'ı doğurmuş, öyle mi? İşte orada bir yanlışlık var. Hı. Ama defterdeki kayıtta yanlışlık olmaz. Ancak şöyle olabilir. Nasıl? Hacer senden önce evlenmiş. Evlendiği adam kendisinden büyükmüş. Evlendiği adamın ilk eşinden Yaşar meydana gelmiş. Yaşar'ın annesi Hacer görünüyor ama. İşte o zaman Yaşar Hacer'den 18 yaş, senden de 8 yaş büyük olur. Yani şimdi ikiniz de el birliğiyle bizi bu deftere uydurmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Evet. Her şey ortada apaçık. Anlamayacak bir şey yok. Hı. Gidin. Hadi, hadi, hadi. Gidin. Hadi bakalım. Tamam. Gidin. Tamam mı? Bitti. Ya gel oğlum, gel ya. Alam. Ya alam zaten. Git dışarıda. Tamam mı? Gel bakalım. Neredeydin? Memurla müdürü şikayet etmediniz mi? Bir dilekçe verseydiniz ya. Abi, dilekçeye de nüfus kağıdı istiyorlar ya. Abi şimdi ben anlamadım. Sen var mısın, yok musun? Yani Bekir abi, ben bir varım bir yokum. Ben de anlamadım zaten. Sonra? Geldik ergenlik çağına. Aşkarım kara kara amanın Ayşe, Ayşe. Gözlerim derde çarede, eyle yarim, eyle. Yaşar, bu İstanbul acaba böyle filmlerde kadar büyük müdür? İstanbul bu kadar büyük mü bilmiyorum ama kamyon o kadar büyük ha. Aman sen de Yaşar, bir gün benden ciddi konuşmuyor onu. Bir gün ölüp de elinden kayıp gidersen görürsün o zaman. Tövbe de kız, ağzından yer alıp tokadı çakarım bak ha. Zaten dört güne kadar babam gelip isteyecek seni babamdan. Yaşar, sen mi diyorsun? Ha. Babam kahvenin önünden geçiyormuş, babamı görmüş. Batırmışlar. Hayırlı bir iş için size kahve içmeye geleceğim demiş. İnşallah anlamıştır babam. İnşallah Yaşar'ım, inşallah. Hava da güzel. Hı. Ayşe. Hı. Böyle biraz yamacıma gel. Hı. Gel, gel. Şurada biraz bitirek. Aa, olmaz dedim ya. Ne olmaz ya, daha elimizi bir yerine değiyoruz, olmaz olmaz. Olmaz. Nasıl nüfusumuz kalkınacak bizim Ayşe? Nasıl aile planlamasına gireceğiz? Aa, bak bak kız ne yapıyor bak. Ne yapıyor kız? Yalan dolan onlar ya. Sen onlara bakıp da ne anladın? Onlar orada normalde öpüşmüyorlar. Öpüşmüyorlar mı? Yok canım. Aradan ailem var. Aa. Tabii. O ona baba diyor, ona oğlum diyor. Birbirini tanımıyor. Tanımıyorlar ha? Ah be Yaşar'ım. İnsanın sevdiğine derdini anlatamaması ne kötü.
Gelecektin kardeşine, çapkınlığın kralını öğretecektim sana. Aşkım, bir tane. Rusça konuş benimle, hadi ne olur. Zıbırniçka haydu. Zabiznia, Leningrad'a prestroyka ayka. Hadi devam et. Haber ne açıyor anam? Evet, evet, evet. Ne oluyor lan? Şşt. Ne oluyor lan, hani baş başa kalacaktık? Kimse rahatsız etmeyecekti bizi. Ben de anlamadım ki kim geldi. İyiden bir şey, sen de bir sigara içseydik be kızım. Yapmaya gerek yok. Kocam gelmiş. Kocan mı? Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben kaçıyorum. Didem, Didem bir dakika. Didem. Didem gel buraya. Didem, gel buraya. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Abi ben kelebek adamım. Animasyon grubundan. Ne kelebeği? Ne animasyonu lan? Abi bugün sizin evlilik yıl dönümünüzmüş. O yüzden geldim ben buraya. Ah ben unuttum onu. Ya, bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Ferforjemi kanepeden havalandıran rüzgar. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat ya. Mutlu yıllar size, mutlu yıllar size. Çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ya ya. Ya bir yardım etseniz de şu bağlarımı bir çözsek. Tabii hemen çözelim. Ben giyinmeden önce prova yapayım dedim. Arkadaşım dışarı kadar çıkmış. Gelir şimdi hemen. Hadi gel gel çözelim. Gel gel. Ama böyle biraz daha iyi ki ben rahat çözeyim şunu. Ha. Gelin gelin memur bey, buradalar. Tüm Allah belanı versin. Memur bey, görüyorsunuz değil mi? Avukat bey, bunca yıllık kocam sapıkmış meğer. Sapık falan değilim. Bu kelebek bu. Bu animatör. Götürün bunu merkeze lütfen memur bey. Lütfen. Tüm Allah belanı versin. İşte böyle abiler. Hatun'un şeytanlığı sayesinde bu işten yırtmakla kalmadık. Bir de adamı haksız yere düşürüp rezil rüsva etti, iyi mi? Yani abi kusura kalmasın ama bu işler bize ters. Yani biz öyle kendimize top mop dedirtmeyiz abi. Vallahi vuralım bak, Allah korumuş. İyi ki cezaevine o herifle düşmedin. Ah be abi, sizinle de bir anımızı paylaşıyoruz, hemen makaraya alıyorsunuz. Hayda! Sonra Yaşar'ım? Esam, Ayşe'yi istemeye gittik. Babası vermesine verdi ama başlık parası olarak da elde avuçta ne varsa yarısını aldı. Allah Allah, iki gönül birbirini sevmiş. Bu başlık parası nedir? Çingen lan bunlar. Toprağım ayıp oluyor ama. Pardon Bekir kardeş, roman lan bunlar. Yaşar yaşamaz, bir sponsor falan bulamadın mı? Ya bu sponsor? Yani bir sinyale mi yer çıksaydın Yaşar'ım, durumumuz budur falan diye yani. Ağlar, ben bu yaşıma geldim, bir tek babamdan para aldım ya. Babamdan başka kimseden isteyemem ki. Babam da ne yapsın Allah'ım? Elinde avucunda ne varsa oğlu için döktü. Onun da bir tek derdi vardı. Bir torunum olsun, kucağıma alayım bana dede desin diye. Benim de bir tek derdim var. Ayşe ile evlenip nüfusa kaydımızı yaptırdıktan sonra adam gibi bir hayat sürmek. Kına gecesi çok güzel geçti. Fakat beklenmedik bir misafir çıka geldi. Oh,
Karakol komutanı seni karakola çağırıyor. Hadi. Hayırdır kumandanım, önemli bir şey yok inşallah. Ben konuya vakıf değilim. Derdini karakolda anlatırsın. Buyurun beraber gidelim. Hani sorun müziğin sesi ise biz 12'ye kadar jandarmadan izin almıştık. Ama hadi gidelim hadi. Arkadaşlar siz eğlenmenize bakın. Bir bakak gerek. Devam, devam. Gel, hadi bozma. İstediğiniz şahısları getirdim. Çek. Bu ne işte Reşit Ağa? Ya bu ne iştir? Sen niye getirmiyorsun bu çocuğu? Ya bakıyorum, eşek kadar olmuş bu ya. Ne zaman getireceksin sen bunu? Ölünce mi getireceksin? Vallahi komutanım, herhangi bir talep gelmedi askeri şubesinden bizim oğlana. Siz şimdi müjde verince mutlu olduk. Esra'dan dediğiniz gibi eşek kadar olmuş benim oğlan. Ben de şaşırdım vallahi. Bütün gün yanımda durduğumdan büyüyüp büyümediğini bilemiyorum komutanım. Yani Reşit Ağa, yani bir şey söyleyeyim. Olmuyor. Olmuyor işte. Olmuyor. Yani ben buradan bakıyorum da, ya bırak eşeği, öküz olmuş bu ya. Ya öküz olmuş. Akranların cephede savaşırken evde yatmak zoruna gitmiyor mu oğlum? Ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Ana, komutanım beni askere çağırıyor baba. Allah razı olsun komutanım senden. Bak baba, askere gidersem Ayşe'yle nikah kıyarım, nüfus cüzdanı da alırım. Allah razı olsun komutanım. Verin o mübarek elinizi öpüyorum. Tamam, hadi, hadi, hadi. Doğru diyorsun oğlum, doğru diyorsun. Yalnız komutanım, bizim olan nüfusa kayıtlı değil. Nasıl yaparız bu işi? Çok güzel. O kolay. Veririz ona askerliği elverişli diye bir kağıt. Gider. Tertemiz yapar askerliğini. Geldiğinde de çıkarsın kağıdı. Hay Allah razı olsun komutanım. Sağ olun. Askerlik göz açıp kapayıncaya kadar biter aşağı. Bekle beni, geleceğim. Geldi halde biliyorsun, seni terise demiyoruz. Biliyorum komutanım. Yavrum sen bir Kore'de, bir Kıbrıs'ta şehit düşmüşsün. İşte ben de bunu anlamıyorum. Ne acayip bir hayatın var senin ya. Ne saçma sapan bir adamsın sen. Evet komutanım ya.
Ben de bunu izah etmek istiyorum size. Yani bir insan aynı anda Kore'de, aynı anda Kıbrıs'ta iki ayrı yerde nasıl şehit düşüyor komutanım? Konuşma lan, saçma sapan Yaşar. İnsan vatan için delik yere 100 kere şehit olur, 100 kere can verir. Emredersiniz komutanım! Merak etme yavrum, senin durumunu düşündük. Sana askerliğini yaptığına ilişkin kağıt vereceğiz. Allah razı olsun komutanım. Zaten benim de emekliliğim geliyor. Baş baş! Memlekete selam söyle toprağım. Söylerim toprak. Şafak kaç? Şafak karanlık toprağım. Hadi. Efsane aldı tezkereye gidiyor. Selamun aleyküm ağalar. Hoş bulduk. Allah razı olsun, sağ ol. Oo Yaşar, hoş geldin. Davut emri nasılsın? İyiyim evlat, Sarı iyiyim. Sağ ol Yaşar Bey, iyiyim. Ne yapayım işte, şöyle böyle gidiyorum işte. Bak gördün mü Yaşar, gözün açıp yumuncaya kadar askerlik geldi geçti. Vallahi doğru diyorsun ya, vallahi geldi geçti. Davut emri, Ayşe nasıl? İyi evlat, iyi. Davut emri, ben askerden hediyeler aldım da, size varam da Ayşe'ye verem de gelem. Acele ne evlat, giden elbet, şöyle bir otur bakayım. Dünya bir handır. Gelen gider, göçen de zaten göçer. Hayırdır? Yoksa Ayşe'ye mi bir şey oldu? Davut emmi, Ayşe'ye bir şey oldu da bana mı demiyorsunuz ya? Yaşar, başın sağ olsun. Babam vefat etti. Ya yapmayın, ağlar ya. Ya bu dünyada benim yaşadığımı bilen bir tek insan babamdı ya. Ben şimdi yalnız başıma ne yapacağım ya? O nasıl söz evlat? Bir de senin baban sayılır. Allah rahmet eylesin ya. Çok iyi insandı. Allah cennet kapılarını aralasın. Bu dünyada tek isteği bir torun sahibi olmak. Onu da göremeden gitti. Ben bir eve gidem de akşam size gelirim Davut emmi. Yaşarım biliyorsun değil mi? Nüfus kağıdı olmadan nikah da olmuyor. Bu işi ne yapacağız Davut emmi? Vallahi Yaşarım baban ölmeydi, düğünü de yapardık ama senin yaşadığını nasıl kanıtlayacağız? Onu sen bana söyle. Yaşar. Baban kooperatife borcu varmış. Memurlar her an için hacize gelebilir. Vay be. Ben bir eve varam gelem de akşam size çay içmeye gelirim. Babam öldükten sonra köy yerinde yaşamak bana tat tuz vermeyecek Ayşem. Müsaade edersen seni de alıp İstanbul'a gitmek isterim buradan. Benim de tadım tuzum kalmadı Yaşar. Ben de artık evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyorum. Baban Reşit emmi öldükten sonra babam iyice azıttı Yaşar. Yok tutturduğu nüfus kağıdı isterim, nikah isterim diye. Allah galiba beni başkasına verecek. Sen manyak mısın kızım? Seni benden başka kim alabilir? Ben şu nüfus kağıdı işini hallettikten sonra ortada bir engel kalmıyor ki. Ondan sonra çoluk çocuğa karışırız Allah'ın izniyle. Ben de senden başkasına varmam zaten Yaşar'ım. Herhalde. Da işte babamı susturamıyoruz ki. Kaçalım o zaman. Hesap mı diyorsun? Tabii. Olur kaçalım. Kaçak gidelim İstanbul'a. İstanbul'a? Ha. Olur. Hakikat diyorum ha. Ben de esah diyorum. Tamam o zaman. Tamam. Ben şu babamın evraklarını alayım yanıma. Elimizde para kalır anladın mı? Eşyalarımızı toplayak sabah buluşak basıp gidelim. Sabah. He.
Sen de yanına 3-5 parça bir şey al. Başka bir şey alma ki şüphelenmesinler. Sabaha gel atlayıp gidelim ya. Bu ne ya? Bunlarla mı uğraşacağım ben? Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Git git. Önden git de kimse görmesin. Eşyalar bu kadar mı? He, bu kadar. Allah Allah. Hediyeler ne yaptın? Hediyeler içimde. Ha. Bak Yaşar, ben ne getirdim. Öyle mi? Nişandaki altınlar. Hı hı. Tutmadıydım ben bunları. Kız boy boy, İstanbul'a gidince sermaye yaparız. Bu kim lan? Kim o? Yaşar Yaşamaz Bey'le görüşecektik. Bir dost. Ne istiyor? Yaşar Bey, kapıyı açmazsanız kırmak zorunda kalacağız. Reşitoğlu Yaşar. Babanızın ödenmeyip birikmiş olan kooperatif borçlarının hacizine geldik. Hakikaten batsız adammışsın ha. Ben hak, hukuk, adalet derim arkadaş. Sana kara kaplı nizami gerekmiş. Kara kaplı nizami? Kara kaplı nizami ya. Yavrum, kara kaplı nizami bir efsanedir. Efsaneler yetenekle olur. Şimdi sana kara kaplı Nizami'nin bir efsanesini anlatayım. İyi akşamlar efendim. Ne tarafa efendim? Bana yer mevki sorulmaz. Tabii efendim. Ellerinizden öperler. İkisi de zehir gibi maşallah. Bugün de karnelerini aldılar. Siz son müşterimsiniz. Hani karşıya gidiyorsanız bu benim için piyango olur. O bakımdan sordum ben demin nereye gidiyorsunuz diye. Yanlış anlamayın. Vallahi ben de isterdim bir Boğaz Köprüsü tur ama defter öyle söylemiyor. Olsun efendim. Ziyan yok. Biraz geç gideriz, ne olacak? Hayırdır efendim? Siz ne iş yapıyorsunuz? Muhasebeci falan mısınız? Aslına bakarsan bizimki de bir nevi gelir gider işi sayılır. Yalnız defterler farklı. Tabii öyle. Bu sene mesela bu vergileri ya bir aylık yükselttiler. Ay geçen senenin bandrol fiyatıyla bu seneki arasında bayağı ciddi bir fark var. Lan oğlum, ne vergisinden ne defterinden bahsediyorsun lan sen? Elimdeki defteri görüyor musun? Ne defteri bu biliyor musun? Ne abi? Sorgu sual defteri. Sorgu sual defteri mi? Siz kimsiniz abi? Ben Azrail'im. Canını almaya geldim. Abi lütfen biraz doğru düzgün konuşur musunuz? Yani biraz acayip olmuyor mu böyle Azrail'im canınızı almaya geldim filan? Bak yavrum. 300 metre ileride yolun sağında beyaz saçlı, beyaz sakallı, bembeyaz elbiseli yaşlı bir amca seni bekliyor olacak. Seni bekleyen amcanın adı Aksakallı Dede'dir.
Onu arabanın ön koltuğuna al. Bütün günahlarını anlat. Ve ondan affetmesini dile. Çok şükür bir günahımız yok bizim. Namusumuzla, çoluğumuza, çocuğumuza ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Kimsenin önünde öyle günahlarımızı bağışla diyeceğim bir durumumuz yok. Çok şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Selamünaleyküm. Aleykümselam amca. Amca, sen bu arkadaki beyefendiyle tanışıyor musun? Burada kimse yok ki evladım. Amca, ne olur yalvarırım, bana bir oyun oynamaya kalkmayın. Ne olur yalvarırım ya. Bana bak taksici. Beni bir tek sen görür, sen işitirsin. Aksakallı dedeye bütün günahlarını anlat. Ve ondan destur al. Tamam. Aksakallı bey amca. Ben ailemin üçüncü çocuğuyum. 12 yaşıma kadar annemin memesini emdim. 14 yaşıma kadar yatağıma hep çiş yaptım. 15 yaşımda okulun bahçesinde bir köpekle gayrimeşru bir ilişki yaşadım. İkinci ilişkim evlilik vaadiyle kandırdığım ve sonradan terk ettiğim bir genç kızlaydı. Evliliğimden iki çocuğum var. Çocuklarımı çok severim ama karımı hiç sevmem efendim. Burada hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim efendim. Yan komşumuza da feci surette hastayım efendim. Ayrıca bu Azrail beyefendinin de cinsel ilişkiden dolayı gelmiş olduğu kanaatindeyim. Bak evladım. Günahlarını affettirmek için karşıya geç. İki rekat namaz kıl. Günahının affedilmesi için Yüce Yaradan'a yalvar yavrum. Tamam. Kara kaplı Nizami şeytandan da betermiş arkadaş. Halil abim sorma sahiptir. Arabaya ne olmuş? Abi, Nizami abi. Hı. Biraz Azrail rolüne ben geçsem abi. Aksakallı dede rolü bacaklarımı ağrıtıyor abi. Biliyorsun romatizma başlangıcı var bende. Doktor ayakta çok kalmayacaksın dedi. Bazen 3-5 saat kaldığım oluyor abi. Yazık günah falan değil mi abi? Sus, sus. Oğlum görmüyor musun şu suratı? Kim inanır lan aksakallı dede olduğuma? Manyak. Bacaklara. Gir. Gir lan. Hayırlı olsun güzel kardeşim. Güle güle kullan. Ya Yaşar kardeşim. Şu yalan dünyada sana da kara kaplı Nizami gibi bir hoca lazım. Hayda. Beyler sayın vaktidir, herkes sıraya. Tek sıra, çabuk çabuk. Çabuk acele edin, çabuk. Sağdan say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 helada. Tamamdır baş efendi. Doğum günün kutlu olsun Halil Ağa.
Sağ olun. Sen de sağ ol. Arkadaşlar saz istemiş Can Koç'tan, onu getirdim. Sağ olun. Hadi Allah kurtarsın. Sağ ol abi. Eyvallah. Buyurun arkadaşlar. Kardeşim patlat bir Zahidem de Halil abinin keyfi yerine gelsin. Zahidem kurbanın olacak halim, gene bir laf duydum, kırıldı. Gene bir laf duydum, kırıldı beni. Gelenden geçenden oy haber ah Zahidem bu hafta oluyor gelin. Ah Zahidem bu hafta kardeşim be. 3 yıl oldu buraya geleli. Her yıl bu Zahidem türküsünü dinletiyorsun bana. Hoş iyi de diyorsun da. Bu türküyü niye bu kadar sevdiğini bir türlü anlatmadın. Herkesin derdini dinlersin. Efkarlanırsın. Da bir de şu kendi hayatını anlat be. Ha? Bak hepimiz kardeşiz burada. Aynı kaderi paylaşıyoruz. He Halil kardeşim. Avukat kardeşim, yiğitlik kitapla, kalemle olur derdin ya. Bizim yiğitliğimiz seni açmaz. Bizim defterimiz kapalı dursun. Sağ olun kardeşler. Sağ olun. Dilinize, gönlünüze sağlık. Ayağınıza Allah sağlık. Allah'ın mutlu olsun. Eyvallah. Allah'ın mutlu olsun. Eyvallah. Allah'ın mutlu olsun. Allah razı olsun. Yaşar kardeşim. Sonra ne oldu? Sonrası biraz maceralı oldu Halil ağam. Ayşe babasından dolayı bayağı bir bunalıma girdi. Birbirleriyle anlaşamıyorlardı. Tutturdu illa köyden kaçalım diye. Bir gün tuttu kolumdan götürdü ormana. Ya bu dur çekiştirme Ayşe'm, her tarafıma diken battı ya.
Ben sana döndüm ama tamam mı? Yaşar. Gel. Nerelere götürsün. Nereye gidiyorsun? Şimdi yavaş. Yavaş bugün valla. Koş koş. 400 metre koştuk kız. Ya şu çökelim acık ileri. Çökelim ya. İyi dur. Ya sanki takip ediliyormuşuz gibi geldi ama. Yok canım yok. Yaşar. O sana ne diyeceğim? Ya senin bu nüfus kağıdı işin olmayınca babam tutturdu seni atır kızı Lütfü dayının oğluna vereceğim diye. Bak. Ben ölürüm de varmam o köpeğe. Hele hele. Zaten böyle Yaşar'ın yüzü de ata benziyor. Bu durumda diyorum ki senin beni hamile bırakman lazım. Sen bana mı diyorsun kız? He sana diyorum, kime diyeceğim başka? Ormanın ortasında. He. Bir şeneyim içmedin. Yo. Kız kaç senedir peşinle koşuyorum evet demiyorsun da şimdi ne oldu? Geç olsun güç olmasın değil mi Yaşar'ım? Hemen yapalım. Hadi. Hemen yapalım. Hemen akşam yat. Hadi Yaşar'ım hadi. Dur dur hadi Yaşar'ım hadi. O ne lan? Leyla. Sera gibi lan. Çıkar çıkar onu da çıkar. Şu yastık yap. Rahat bir diken diken batmasın. Kızım. Lan. Ateş ediyorlar lan. Sen de bana atma elini Yaşar'ım hadi. Oh. Hazine kaç. Yaşar ne oldu? Kapan dişi oldu. Abdurrahman. Yok yok oturamam ben. Yok sana demedim yavrum. Abdurrahman'a dedim. Ha, doktor bey inşallah kuduz deyim olmadım ben. Yok yavrum korkacak bir şey yok. Diş kemiğe gelmemiş. Ama gelseydi Allah muhafaza kavanoz çatlayabilirdi. Buna da şükür ucuz atlattık. Peki ne işiniz vardı av bölgesinde? Doktor bey Ayşen'le beraber Madımak ayı geldiği için Madımak toplamaya gittiydik. O ara köpeği fark edememişiz. Köpek de biraz oynak çıktı. Haliyle ısırdı. Neyse neyse. Verdiğim ilaçları kullanmayı unutma sakın. Doktor bey bir ricam olabilir mi sizden? Bu sargılar kaç gün duracak? Pek hoş durmuyor da böyle. Kanaman bitince birkaç gün sonra çıkartabilirsin. Hadi geçmiş olsun. Allah razı olsun. Elinize sağlık, sağ olun. Sağ olun Abdurrahman Bey. Allah razı olsun, kolay gelsin. Yavaş. Yavaş anam yavaş. Ya tamam tamam. Hep senin başının altından çıkıyor Ayşe bunlar. Bilip bilmediğin yere sokuyorsun bizi ya. Ya Yaşar'ım doğru diyorsun da hani ben nereden bileyim köpeğin oradan çıkacağını? Bileceksin. O iş ne oldu? Yani oldu ama biraz çabuk oldu. Çabuk mabuk idare et artık. İt gelmeyeydi biraz uzun sürerdi ama. Ne oldu? Ya bir konu komşu komşu görür de rezil oluruz diye bakıyorum. Yok, yok onun... rahat ol. Mansuman'ı Mansuman evde kim yapacak ya? Ayşe'nin babası Ayşe'nin hamile kaldığını öğrenince bayağı bir kızdı. Bayağı bir küfretti üstüne gitti kızcağızım. En sonunda lanet olsun dedi o da pes etti. Tutturduk İstanbul'a gideceğiz diye geldik İstanbul'a. Sadık Emin'in Recep abi vardı. Recep abi sosyetenin ortak bölgesinde kapıcılık yapıyordu. Bize de sağ olsun bir kapıcı dairesi verdi. Ayşe ile ikimiz el ele verip çalışmaya başladık. Ayşe gündeliğe gidiyordu. Ben de apartmanın bütün işlerini yapıyordum. Herkes bizden memnundu. İkimiz de işimize öyle bir sarıldık ki çocuğun geleceği için gece gündüz durmaksızın çalışıyorduk. Çok fazla arkadaş neyim edinmedik İstanbul'da. Yalnız yan apartmanın kapıcısı Nusret vardı. Nusret iyi bir olana benziyordu. Sürekli bana poşetle bedava bir şeyler getiriyordu. Ekmek, meyve, yumurta. Bazen kahveye gidip çay içip dertleşiyorduk. Thank you.
abi, İskender abi gelecek. Çok önemli biri kendisi. Sen de tanıştıracağım onu. Olur Nusret kardeş, tanışırız. Ne işte meşgul ki bu İskender abi? Kendisi İstanbul'un en önemli iç mimarlarından. Sen anlayacaksın, organ mafyası. Organ mafyası mı? Esak mı diyorsun lan? Tabii oğlum. Adam bir böbreği 250 milyara İran'a, Irak'a satıyor. 250 milyara böbreği alıyor, satıyor. Sen nereden biliyorsun? Bizimle küçük bir alışverişimiz oldu be Yaşar'ım. Neyini sattın lan Nusret? Vallahi bende 3 tane böbrek vardı. Birini verdim. İkisiyle yaşıyorum. O gün tık diye para gelime sahip. Çok kadar adamlar geldi. Kaç paraya gitti? Bizimki hatır gönül işi be Yaşar'ım. 50 milyara verdik. 50 milyara mı? Ramla İskender abi ne zaman geliyor abi? Merhaba arkadaşlar. Lütfen, lütfen. Şımartmayın beni. Yeter, otur. Nusretçiğim, nasıl gidiyor hayat? Uzun zamandır aramıyorsun canım benim. Vallahi bizim işleri biliyorsun abi. Sağımız, solumuz, saatimiz belli değil. Biri bir zile basıyor, ayar oluyoruz abi. Haklısın da her işin zorluğu var Nusretçiğim. Ama bu devirde 3'e 5'e bakmayacaksın. 3 mü geldi, alacaksın. 5 mi geldi, alacaksın. Hiç burun kıvırmayacaksın. Devir öyle bir devir ki insan kundağındaki çocuğu satıyor ya. Allah göstermesin ya. Neler görüyoruz, neler duyuyoruz. Doğru söylüyorsun abi. Abi bu arada lafa daldık, unuttuk. Yan binanın kapıcısı Yaşar, benim arkadaşım. Memnun oldum İskender abi. Ben de memnun oldum Yaşar kardeş. Köyden yeni geldi, 7-8 ay oldu. İstanbul'u öğrenmeye çalışıyor. Biz de anlatıyoruz işte iyisiyle kötüsüyle. Anlat. Anlat Nusretciğim. Köy gibisi var mı ya? Bak Yaşar kardeş, köyden ince tüylerin diken diken oluyor. Ah. Nusret, bak bak kendi yüzüne bak. Benim yüzüme bak, Yaşar kardeşe bak. Sende kan gitmiş, bende kan gitmiş. Yaşar kardeşin yanaklarından fışkırıyor maşallah. Utanmasam bir makas alasım geliyor vallahi. Abişik bir sigara yok, alkolüneyim de yok. Öyle çok kötü alışkanlıklarımız olmadı Allah'a şükür. Maşallah, maşallah. Bak, bizi görüyorsun Yaşar kardeş. Ne kadar yaşayacağımız belli değil. Gece hayatı, alkol, stres, hormonlu gıdalar. Ya Ocak ayında karpuz yenir mi kardeş? 1 kilo domates alıyorsun, buzdolabına koyuyorsun. Ertesi gün doğurmuş. 2 kilo. Ah, beni de köyümün yağmurlarında yıkasalar ya. İskender abi, Yaşar kardeşimizin bir çocuğu olacak. Biraz nakli sıkışmış da. Eğer abim bir yerimiz isterse emrinde diyor. Doğru söylüyor Nusret kardeş. İskender abi, bütün organlarım sana feda olsun. İstediğin organı kullanabilirsin abi. Ne bir ateşli hastalık, ne alkol, ne sigara. Safa sağlam organlar abi. Kolesterol 60, trigliserit 45, idrar pırıl pırıl. Vallahi Yaşar kardeş, ben o işlere biraz ara verdim. İnşaat işine başladım. Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta toplu konut işleri yapıyorum. Ama Nusret'imize geçmişte çok kıyar var. Onun için ilgilenirim senin işinle. Ha bu arada İran'dan bir grup geldi. Böbrek istiyorlarmış. Eğer istersen Nusret'inkinin fiyatına senin böbreği de bitirir. Allah razı olsun İskender abi. O kadar da ihtiyacımız var ki. Estağfurullah, estağfurullah. Ne yaptık ki kardeşim? Bizim vazifemiz o. Nusret, sen Adem abilerin polikliniğine uğra da şu operasyonu halleder. Tamam abi, ben geceden Adem abiyi ayarlarım. Yalnız Yaşar kardeş, küçük bir ayrıntı var. Saat 24'ten sonra mümkünse yemeyelim, içmeyelim. Yarın sabah da çekini veririm, bir güzel paranı harcarsın. İskender abi bir... Önlem bir avans alma ihtimalimiz var mı? Avans? Evet. 5 milyar vereyim sana. 5 milyar mı? Şimdilik bunlar. Gerisini yarın hallederiz.
Allah razı olsun İskender abi. Allah tuttuğunu altın etsin. Sağ ol Nusret kardeş. Bugün iki tane gariban size ellerini kaldırıp 24 saat dua edecek abi. Estağfurullah. Yaşar kardeşim. Nusret, sen onu görebiliyorsun. Artık bana müsaade yerine geçeceğiz. Arkadaşlar, yapmayın bunu. Yapmayın, utandırmayın beni. İyi günler çocuklar, iyi günler. Allah razı olsun Nusret kardeş. Vallahi dediğin kadar varmış İskender abi. Allah tuttun altını İskender. Ya ben ne diyorum ki, benim üstümde bir ağırlık var. Meğerse böbrektenmiş. Vereyim de kurtulayım yarın ya. Kurtulursun, kurtulursun. Yalnız ben komisyonun peşini alayım. Ne? Sen gerisini hastanede alırsın. Ben Ayşe'yi hiç yemeğe çıkarmadım biliyor musun? Bir tane lokantaya bile gittim. Kadın örümcek bağladı evine kaç aydır. Eğer bana bir binler borç verirsen alıp bir yemeğe götürmek isterim Ayşe'yi. Borç olarak veririm. Ne olur lan? Ama sonra alırım. Herhalde lan, manyak mısın? Arzu edersiniz efendim. Seçtiniz mi? Vallahi kardeş, ne iyiyse onu getir. Bana Ayşe, bak yemekleri yanında çıra da getirmişler. Al bunları çantaya koy, evde yakarık. Adamdan bir iki tane daha iste. Kardeş, o tahtalardan var ya, fazla varsa biraz daha alabilir miyiz biz? Elbette efendim. Bak Ayşe, biraz yolcu taşıyor Ayşe'ye parayla. Küçük mü? Bizim binerik ona. Vallahi güzel, İstanbul'muş. Yaşar böcek! Ya kardeş, ne yapıyorsunuz? Kusura kalma, biz bunun canını zannettik de ölüymüş. Özür dilerim kardeş, vallahi. Hazret dünyasının egemen yaratıcıları yürüyüşe geçince avları son derece savunması durumunda. Bunu onlar da biliyor. Karıncalar avlarının daha ileri gidemeyecekleri kadar yükseğe çıkmalarını sağlarlar. 50 milyar para. Say say bitmez Ayşem. En kral hastaneyi tutacağım senin için. Çocuğum en kral hastanede doğacak. Özel bir oda tutulacak. Bizi kimse rahatsız etmeyecek. Zaten gelenimiz gidenimiz de olmaz ki. Değil mi kız? Sonra hemşire çocuğu odadan getirecek. Annesi meme verecek diye. Gireceğiz odaya. Sen, ben birbirimize sarılıp oğlumla yatacağız. Uf, ben yine de bu senin hastane işinden korkar oldum be Yaşar'ım. Bu İskender dedikleri adam çok mu güvenilir bir adammış ki? Töbe de kız, töbe de. Şu İstanbul'da bize tek kıyak yapan adam o. Bir çırpıda 50 milyar saydı elimize. Yarın veriyor parayı. Sanki hediye veriyor. Bir de üstüne böbreğini alacak ama. Kız, ne olacak? Zaten vücudumda bir fazlalık var deyip duruyordum ben de. Nusret de veriyor. Biz vermiş çok mu? Görmüyor musun Nusret'i? Otoparkta fıstık gibi arabası bekliyor. Pazar günü oldu mu çoluğunu çocuğunu atıyor arkaya, pikniğe gidiyorlar. Biz böyle bir hayat yaşayamayacak mıyız İstanbul'da? Boş ver be Yaşar'ım. Biz otobüsle gidelim. Akbil'i doldur, istediğin yere git değil mi? Zaten o Nusret yalakasını hiç sevmedim ben. O andırdı değil mi seni? O girdi senin aklına. Ayşe, Nusret kim kızım beni kandıracak? Kız, ben Nusret'te kalacak göz var mı? Allah'ını seversen. Geçmiş olsun Yaşar'ım. Çok şükür sağ salim çıktın ameliyattan. Yarım saate kadar da toparlanır gidersin artık. Yenge, bu da çekiniz. Parayı buradan alacaksın. Hamiline zaten. Yorma Yaşar'ım. Zaten benim
Nüfus cüzdanı olmadın da ben çekemem ki. Doğru diyorum, doğru diyorum. Geçmiş olsun. Hadi akşama görüşürüz. Yaşarım. Kurban olurum sana. İyi hissediyorsun değil mi kendini? Gözlerin altı da mosmor olmuş. İnşallah iyileşir yarın öbür gün. Benden çocuk için kendini ateşe attın Yaşarım. Sen şimdi kalk. Bankalar kapanmadan bu çeki tahsil et de gel. Kurban olayım Ayşe, parayı çaldırayım falan deme. Ben de buradan kalkar eve giderim. Evde buluşuruz. İyi günler, buyurun. Bir çek vardı. Hı hı, alayım ben. Şu. Siz zahmet etmeyin, şöyle biraz dinlenin. Ben işlerimizi hallettikten sonra size haber veririm. Sağ olun, çok teşekkür. Allah razı olsun. Rica ederim. Sağ olun tekrar. Müdür Bey. Şu bayağı bir çekti geldi mi? Çekçi Kim o?
Yaşar yaşamaz. Benim. Benimle karakola gelmeniz gerekiyor. Olur. Utanmıyor musun şu hamile kadını çalıntı çekle bankaya yollamaya? Ha? İnsan bu kadına acır be. Vallahi komiserim ben evde uyuyordum. Ne olduğumu da bilmiyorum açıkçası. Memur arkadaş geldi aldı buraya getirdi. Ayşem ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir anlatın ya. Yaşar, konuşacak halim kalmadı. Bayağı bir sancım başladı benim. Dur. Komiserim, bulur hastaneye götürün beni. Çok tamam, fena. Tamam kızım, sakin ol, sakin ol. Oğlum, hadi arabayı hazırlayın en yakın hastaneye. Çabuk, çabuk. Amin. Geç. Geç şuraya. İsmin neydi? Yaşar. Otur Yaşar. Yaşar nur topu gibi bir oğlun oldu. Kurban olduğum yarabbim şükürler olsun. Sağlıklı değil mi doktor? Sağ ol. Ayşem de iyi. Yaşar senin memleket neresiydi? Biz aslen Tokatlıyız. Yaşar Ayşe'yi daha erken getirseniz de tedavi edemezdik. Şimdi Ayşe'ye bir şey oldu demeyeceksin değil mi doktor? İyi durumu. Yaşar, yapılabilecek bir şey yoktu. Ayşe'yi kaybettik. Başın sağ olsun. Ayşe öldü he? Oğlum oldu nur topu gibi. Ayşe'yi kaybettik öyle mi doktor? Koskoca doktorsun niye durduramadın kanamayı? Ayşe öldükten sonra bana yadigar bir tek oğlum Ali kaldı. Canla başta onun için çalışır oldum. Sabah akşam gece olduğumu da yatağıma girip odamda bir tek Ayşe ile konuşuyordum. Beni duymadığını biliyordum ama olsun, ben yine de konuşuyordum. Ali geldi 6 yaşına. Çaldık nüfus dairesinin kapısını. Selamun aleyküm abi. Nüfus kağıdı işlemi için gelmiştik. Allah kabul etsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne istiyorsun?
Nüfus kağıdımı işlem için gelmiştim. Ne? Nüfus kağıdı. Adın? Yaşar Yaşamaz. Baba adın? Reşit Yaşamaz. Bir dakika. Hiçbir şey demiyor. Değirmen Tepe, Tunus Bağı Sokak, numara 5 adresi. 1954'te baban Hacer'le evlenmiş. Evet. Bundan bir oğul olmuş, adı Yaşar, yani sen. Doğrudur memur bey. Benden önce doğanlar ölmüş de ben yaşayayım diye babam adımı Yaşar koymuş. Sen kimin için nüfus kağıdı istiyorsun? Benle oğluma. Senle oğluna. Ya sen ölmüşsün Yaşar. Ölüye nüfus kağıdı çıkar mı hiç? Nasıl öleyim memur bey? Bakın sapasağlam karşınızdayım. Baba! Sus oğlum, sen sus. Ölmüşsün baba! Lan oğlum sus! Hadi sus! Baba! Sus sana lan! Sus ulan sus! Bir dakika sinirlenme Yaşar Bey. Yok, kayıtlara ben yeniden bakayım. Sen bir Kore'de bir de Kıbrıs'ta şehit düşmüşsün ya. Ya memur bey, ben 37 yaşına geldim. Senelerdir abi nüfus dairesine gidip geliyorum. Ömrümden bezdim ya. 37 yaşına geldim hala nüfus kağıdım yok. Allah'ınızı severseniz verin artık bir nüfus kağıdı ya. Ne var? Ne oluyor? Ne var burada? Buyurun müdür bey. Kayıtlarda ölü gözüküyor. Oğlu da kayıtlarda gözükmüyor. Annesi de ölmüş. Başınız sağ olsun. Allah sizlere ömür versin. Yaşar bir Kore'de bir de Kıbrıs'ta şehit düşmüş. Şimdi müdür bey. Ben... Sapasağlam karşınızdayım. Yaşar Yaşamaz. Kayıtlarda bir yanlışlık var ya. Kayıtlarda yanlışlık olmaz. Kayıtlarda yanlışlık olmaz. Olsa olsa yanlışlık sende olur. Ölen umuz çıkmaz. Hadi yoluna be. Hadi yoluna yoluna. Bu kadar değil mi? Ölüye bir nüfus cüzdanı verilmez. Veremeyiz kardeşim. Defterde yoksa defter yalan söylemez. Adam onu bırak, bak adam. Devletin sen memur müdürüne hakaret edemez. Bana bak ona... Al kayıt. Kardeşim yapmayın. Sen evrak. Evrakla lazım ha. Devletin... Bir dakika Yaşar. Hayır ya. Ya bu. Duyuyor musun? Kaydın yoksa defterlerde, adın yoksa rehberlerde. Kaydın yoksa defterlerde, adın yoksa rehberlerde. Başım girmiştir defterde, yaşamıyorsun sen Yaşar. Yaşamıyorsun sen Yaşar, yaşamıyorsun sen Yaşar. Yaşamıyorsun sen Yaşar, yaşamıyorsun sen Yaşar. Kalplere gömülmüşüm. Yaşamıyorsun sen Yaşar. Yaşamıyorsun sen Yaşar. Yaşamıyorsun sen Yaşar. Yaşamıyorsun sen Yaşar. Ben Yaşar Yaşamazım. Duyulmuyor avazım. Yaşam boyu kaybetmişim. Yaşasam da olur. Yaşamasın. Hayda! Beyler, yeni mahkum arkadaşlarımız geldi. Halil ağa, sen kalıcı ramzaları gösterirsin. Eyvallah. Hadi Allah kurtarsın beyler. Allah kurtarsın kardeş. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın.
Şu Allah babanın işine bak. Koskoca İstanbul'da sen tut İskender'le Nusret'i Yaşar'la aynı koğuşa ver. Arkadaşlar tanıdık mı? Bayağı bir içeriden. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Nusret, yüzüme bak yüzüme. Ne istedin lan bizden? Ulan hadi böbreği aldın. Ayşe'den ne istedin lan? Vallahi Yaşar kardeş, işlerin bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin edemedim. Yaşar, canım benim. Canım benim. Olayı yeni öğrendim, çok üzüldüm. Yaşar, suçlu ben değilim o. Hem ben şehir merkezine 15 kilometre mesafede toplu konut işleri yaparım. Benim bu işlerim olmaz. Ya sen ne kalektersiz adamsın. Sen söylemedin mi beraber kırışırız parayı diye. Bak. O modellerden işte. Acırsın yetime, gelir satar hücrede. Yaşar kardeş, sen şöyle kenara gel. Kadir, buyurun. Kapıya sahip çık. Gardiyan falan gelirse haber ver. Anlaşıldı abi. Osman. Buyur abi. Lambaya püfte. İskender. Ah deme. Oh de. İskender. Bugünkü ziyareti sebebimiz nüfus kağıdını sonunda aldık. Hani senin şu çok merak ettiğin kağıt parçası. Çıkar bakayım üstündekileri oku annene. Baba, bak arkada insanlar var, ayıp olur. Kur'an, bu da senin gibi inatçı. Soyadı Yaşamaz. Adı Ali. Baba adı Yaşar, ana adı Ayşe. Ana adını bağırarak söyle. Ana adı Ayşe. Duydun mu Ayşe? Duymuş. Merhaba desene oğlum annene. Merhaba anne. O da sana merhaba diyor. Ali'm ben annenle biraz özel konuşacağım. Şuralarda dolan, bana bak bismillah diyerek zıpla, tamam, mezarlara basma. Tamam. Hadi. Kız Ayşe, şu nüfus kağıdının üstüne ana adı Ayşe yazdırana kadar göbeğim çatladı ya. Nüfus dairesi aynı bildiğin gibi. Yok anneyi görmeden yazamayız diye. Ya nasıl göresiniz anneyi diyorum ya. Sonunda yazdılar. Sağ olsun bir kara kaplı Nizami abi var, o halletti işimizi. Kız şu nüfus kağıdını bir tek nerede çıkmasını isterdim biliyor musun? İstanbul'a geldiğimizde. İşte sana gelinlik giydirirdik. En çok istediğin şeylerden biriydi. Ama olmadı. Yanarım yanarım bir ona yanarım Ayşe. Kız her seferinde evden çıkıp bir sürü ezber yapıp buraya geliyorum, unutuyorum ya. Avu çimenden çiçeği görünce bunalıma giriyorum Ayşe. Toprağa konuşunca olmuyor böyle. Seni de üzmek istemiyorum burada. Ben gidiyorum, yine gelirim, tamam mı? Şimdi burada durup canını sıkmayayım senin. Ne yaptın Ali? Nasıl gidiyor dersler? İyi gidiyor baba. Matematik öğrendim. Aferin sana. 2 kere 2? 4. 4 kere 4? 16. 16 kere 16? 16. Aferin lan. Bayağı bir öğrenmişsin matematik. Bravo sana. Ben hiç okuyamadım.